Camdaki Kız dizisinde Rafet Koroğlu karakterine hayat veren Tamer Levent, Nihan Bozatlı'nın düzenlediği Sarıyer'deki güzellik ve estetik konulu etkinliğine katıldı. Usta aktör 3 sezondur devam eden dizinin başarısının sırrını anlattı. Bu ekipte herkes birbirini o kadar iyi anlamaya çalışıyor ki bu örnek olmalı. Yani herkes de bunu söylüyor, bütün arkadaşlar söylüyor. Böyle bir ekipte çalışmadık diyorlar. Bu örnek olmalı ama. Niye çalışılmasın? Bütün ekipler böyle olması lazım. Her sahne bitiminde birbirimizi tebrik ediyoruz. Fenomen dizi, Camdaki Kız'dan Hande Atezi'nin ardından Feride karakterine hayat veren Nur Sürer de yakında ayrılacak. Bir de ayrılanlar oldu galiba son günlerde. O senaryo nedeniyle yani. Öyle bir şey yok yani. Senaryo, şimdi yeni girenler olacak filan. Tamer Levent, Camdaki Kız gibi gerçek hayat hikayelerini anlatan dizi ve filmlere daha çok ağırlık vermek gerektiğini savundu. Yaşanmış hikayelerden kurgular yapmak lazım. Onlar çok daha gerçek oluyor. Fakat bizde sıfırdan bir şey yaratılıyor ve o bazen yani ne oluyor? Yani bu toplum acı sever dönüyor, biraz acı konuyor. Bu ama toplum değişiyor. Usta oyuncu daha sonra etkinliğe katılan yazar Ayşe Kolin ve oyuncu Selen Görgüzel'le estetik üzerine sohbet etti. Güzellik modaya göre olmamalı. Güzellik bir uyumdur, bir orantıdır insanın yüzünde. Herkes kalın dudak yaptığı zaman zaten ördek kızlar ortaya çıkıyor mesela. Güzellik algısının değiştiğini belirten Selen Görgüzel sosyal medyadaki avatar modasına dikkat çekti. Sosyal medyada da avatarlaştı ya, herkes kendi avatarını yarattı. Herkes avatarlaşıyor, suratlar değişiyor falan. Herhalde başka bir şeye evriliyoruz. Hamdi Alkan'dan geçen aylarda boşanan Görgüzel ayrıca kadın erkek ilişkileriyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Buna da çok tilt alıyorum ya, bayan demeyin ne demek? Yani o zaman da bayandan türüyor. Ay bilmiyorum ya böyle. Hanımefendi. Yani gereksiz reaksiyonlara. Ama buna çok takıntılı yani bu bahsediyor. Bu hemcinslerim zaten kadın erkek dengesini şaşırttırdı. Ne demek biz yaparız, yok işte bayan demeyin. Ya bir kadın olun, birileri erkek olsun, doğamıza göre yaşayalım artık. Yani gerçekten. Yani geçen gün benim bir psikolog arkadaşım bir açıklama yaptı işte, hesabı erkek öder diye. Bütün herkes ayağa kalkıyor. Tabii ki erkek öder. Ben diyelim ki birisine yemeğe gideceğim, bana hesap ödetecek. Sonra yemin ederim kafayı geçiririm o masayı kafasına. Geçen ay sonu babası Şükrü Gençoğlu'nu toprağa veren Sıla Gençoğlu, Zincirlikuyu'daki bir gösteri merkezinde konser verdi. Siyah sade kıyafetiyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı seyircilerle dertleşti. Sahne ve sizinle aramızda kurduğumuz bağ tamamen aslında bu duyguları paylaşmak üstüne. Bölüşmek üstüne, biraz birbirimizden yük almak üstüne. Sıla gibi yakın zamanda baba acısı yaşayan Özge Ulusoy, ünlü bir cilt bakım markasının lansmanında sunuculuk yaptı. İyi olma hali bir bütün aslında. Bu beslenme, uykuya, kullandığımız ürünlerden... Peş peşe konserleri iptal edilen Aleyna Tilki, yaşadığı stres yüzünden ses tellerinin yırtıldığını açıkladı ve bu yüzden bir süre sahnelere çıkamayacağını belirtti. Tilki, geçen cuma Reşit Paşa'daki bir mekanda bir kız arkadaşıyla sohbet ederken görüntülendi. Ünlü şarkıcı kameraların çekim yaptığını görünce içeri girdi.